Mardin'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimini Mardin'de gerçekleştirdi. Rize Fakültesi Mimarlık Mühendislik Bölümü mezunudur. Isıtma, soğutma, proje ve mimarlık üzerine çeşitli iş alanlarına sahiptir. Kentsel ve kişilik gelişimleri konularında çeşitli kurs ve seminerlere katılmıştır. Mardin'de faaliyet yürüten dernek ve vakıflarda faaliyetlerde bulunmuştur. 2004-2007 yılları arasında AK Parti Mardin Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 27. dönemde tipli adayımız evli ve 4 çocuk babasıdır. Yine güçlü alkışlarınıza, sizleri tanımlamak üzere 24 Haziran milletvekili meclis isimleri İl başkanlarım, ilçe yönetiminde, ilçenin her kademesinde kadın gençlik kollarında bulunan arkadaşlar, STK'nın çok değerli temsilcileri ve basınımızın yüzde temsilcileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım ve kıymetli basın mensuplarım. Öncelikle hepinizin Ramazan'ını kutluyor, tebrik ediyorum. İbadetlerinizin kabulünü Yüce Allah'tan diliyorum. Ben konuşmama başlamadan önce küçük bir parantez açmak isterim. Aslında büyük de ama küçük bir parantez dedim. Hakikaten bu partinin kuruluşundan beri, 2001'den beri bugüne kadar her kademeyi yaşamış. Birlikte de 4 yıla yakın bu davada omuz omuza vermiş olduğumuz Zeynep kardeşimden biraz bahsetmek istiyorum. Kendisi bu parti kurulduğunda kurucu kadın kolları başkanlığı yapıp biz geldiğimizde onun tecrübesinden faydalanıp zaman zaman kavga ettiğimiz ama çoğu zaman da birbirimizden hakikaten çok şey öğrendiğimiz ve bugün bizi bu partinin en önemli kurumunda temsil eden MKYK'da temsil eden kardeşimin emekleri için büyük bir alkış istiyorum. Bu parti bir vefa partisidir. Ben bunu böyle biliyorum ve kendi şahsımdan da biliyorum. Ben 2007'de AK Parti İl Başkanlığı'nı bıraktım. 11 yıl geçtikten sonra aday olmamamıza rağmen bizleri hatırlayıp bu şerefi verdiklerine göre ben inanıyorum ki bugün aday adayı olan AK kardeşlerimize, İlçe başkanlığı, her kademede çalışan ama yıllarca Zeynep kardeşim gibi emek vermiş insanların emeklerinin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğine, hem kul katında hem parti katında, en önemlisi Allah katında karşılığını bulacağına inanıyorum. Bu özel ve anlamlı günde bizi yalnız bırakmayarak buraya teşrif eden siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce erken seçim kararı alındı ve siyasi partiler aday belirlemeye başladılar. AK Parti her zaman olduğu gibi büyük bir rağbet vardı. Aday adayı olan tüm kardeşlerimizi bu teşebbüslerinden ve duruşlarından dolayı kutluyorum. Her bir aday adayımızın ayrı bir değere ve kıymete sahip olduğuna inanıyorum. Ancak listeye sadece 6 adayın girmesi mümkündür. Genel merkezimizin ve üst kurulun, Sayın Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'ndaki üst kurulun bu 6 adayı bu listeye layık gördü. Ama ben inanıyorum ki başvuran tüm aday adaylarımız bu listeye girecek yetenek, kabiliyet ve
çevreye sahip kişilerdir. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. AK Parti değerlere veren, önem veren bir partidir. Kurulduğundan bugüne kadar hizmeti geçmiş tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bu nedenle burada bulunan ve bulunmayan tüm kardeşlerimizin bizi kendi adayları gibi görmeleri, kendi partisinin hizmetkarı olarak görmelerini istiyorum. Destek ve dualarını istiyorum. Değerli kardeşlerim, her seçim önemlidir kuşkusuz. Ama bu seçim çok daha önemli ve çok daha çetin gözükmektedir. Türkiye'nin AK Parti döneminde 15 yıllık büyük kazanımları var. Ve bunların hem korunması hem de ileriye taşınması gerekmektedir. Dünya mazlumlarının ve İslam aleminin Türkiye'den büyük umut ve beklentileri var. Bunları yüzüstü bırakamayız. İslam dünyasının ve bölgemizin dış istilalara ve iç savaşlara sürüklenmemesi için sürekli kaos ve kriz üreten küresel şer odakları var. Bunların burada ülkemize ve milletimize ayak bağı olacak engelleri hep beraber aşmamız gerekiyor. İç ve dış vesayet odakları türlü türlü isim ve şekil içinde irademize ipotek koymaya çalışıyor. Millet iradesini emperyal güçlere çiğnetmemeliyiz. Daha yaşanılır ve huzurlu bir mahalli için kişisel hesapları bir tarafa bırakarak el ele gönül gönüle vermeliyiz. Bildiğiniz gibi bu yılki bu seçimin ana temamız da birlikte, hep birlikte Türkiye Vakti, Mardin Vakti diyoruz. Daha çok bu seçimin ne kadar önemli olduğu hepimizce malumdur. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tescili ve devamı için sandık başına gideceğiz. Bu nedenle inşallah çok coşkulu ve başarılı bir seçim kampanyasını hep beraber yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle seçim süreci ve neticesinin ilimize, bölgemize, ülkemize ve İslam dünyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.